politikası açısından bir fırsat olarak gördü ve bunu değerlendirmeye çalıştı ve bu ziyaretin ardından Türk-Rus ilişkileri gerçekten gelişti, derinleşti, boyut kazanmaya başladı. Enerji, zaten biz Rusya'dan 1986'dan beri doğalgaz alıyorduk ama hani buna yeni alanlar yavaş yavaş eklenmeye başladı. Ama burada şu tespiti yapmak gerekiyor. Türk-Rus ilişkileri çok gelişti Putin'in ziyaretinden sonra ama Rusya siyasi olarak Türkiye'yi hiçbir zaman çok fazla yakınına çekmek istemedi. Yani ekonomik ilişkiler gelişti, kültürel ilişkiler gelişti. İşte milyonlarca Rus turist buraya geldi ama siyasi olarak Rusya çok fazla yakınlık kurmak istemedi. Türkiye de aslında benzer durumdaydı. Çünkü yani sonuçta Batı İttifakı'nın bir parçası Türkiye ve Batı'ya karşı sorumlulukları var. Türkiye'de bu siyasi işbirliği konusunda çok adımlar atmak istemedi. Buradan 24 Kasım 2015'e hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Yani 24 Kasım 2015 Rus uçağının düşürüldüğü tarih. Bizde bir kamuoyunda bir görüş var. Şöyle söyleniyor. Hüseyin Bey bana darılmasın. Başlangıçta benzer bir cümle o da kurdu. Uçak olayı oluncaya kadar bizim Rusya ile ilişkilerimiz çok güzeldi, mükemmeldi. Fakat uçak olayı her şeyi berbat etti. Ben maalesef Hüseyin Bey bu değerlendirmeye katılmıyorum. Uçak olayı her şeyi berbat etmedi. Uçak olayı bence zaten bardağı taşıran damlaydı ve o bardak dolmaya başlamıştı. Öyle bir anda işte sinirler gerildi, ateş edildi, uçak düştü, kıyamet kopmadı. Bunun bir geçmişi var ve bu geçmiş öyle bir iki günlük bir geçmiş değil. 2011 başına kadar gidiyor bu geçmiş ve bu da Suriye'de iç savaşın başladığı tarihtir. Şimdi ben de dahil ya da ben kendi adıma konuşayım. Bu Suriye'de iç savaş başladığı zaman işte biliyorsunuz Türkiye ile Rusya'nın tutumları taban tabana zıt Suriye konusunda. Ben bunu çok fazla önemsemedim. Yani bunun Suriye meselesinin Türk-Rus ilişkilerinin bütününe zarar verebilecek bir hale geleceğini ben kendi adıma öngöremedim. Neden böyle düşünüyordum? Çünkü o kadar fazla işbirliği alanı vardı ki ve Türk-Rus ekonomileri neredeyse o kadar iç içe geçmişti ki o anda 2011 için konuşuyorum, basit bir dış politika anlaşmazlığı görünen Suriye meselesinin bütün ilişkileri alt üst edebileceğini ben kendi adıma göremedim. Bu yanılgımda Türkiye ile Rusya'nın şu taktiğinin de rolü vardı. Şöyle bir hani zımni belki bir anlaşmaya varmışlardı Türkiye ile Rusya. Diyorlardı ki ya da bu şekilde davranıyorlardı. Bakın hani bizim çok fazla işbirliği yaptığımız, konuştuğumuz, tartıştığımız konu var. Evet, bunlar içinden bir ya da birkaç tane anlaşmazlık yaratan konu çıkabilir. Anlaşamayabiliriz. Fakat biz bu anlaşamadığımız konuları alalım, ayrı bir yere koyalım, bir kompartımana koyalım, bir buzdolabına kaldıralım ki o anlaşamadığımız konu anlaştığımız diğer konuların üzerine önüne geçmesin, o konularda engel teşkil etmesin ve ben de olayların bu şekilde gelişeceğini düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Neden öyle olmadı? Çünkü o basit dış politika anlaşmazlığı gibi görünen şey bir anda hem Türkiye için hem Rusya için dış politikalarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bir tarafta Esad'ı devirmek için her şeyini koyan Türkiye, diğer tarafta Esad'ı iktidarda tutmak için her şeyini yapan Rusya, iş artık böyle bir mücadeleye dönüştü. Ve bu 2011'li uçağın düşmesi arasında geçen süre içinde belki hani kamuoyunda çok fazla dikkati çekmeyen ama o bardağın dolmasını sağlayan gelişmeler yaşandı. Hani aklıma ilk gelen örnekleri vereyim.
Moskova'dan kalkan bir Suriye uçağının silah taşıdığı şüphesiyle Ankara'ya inişe zorlanması. Hani diyebilirsiniz canım ne olmuş hani Suriye uçağı. Suriye uçağı mı Moskova'dan kalkan? Bu Ruslar açısından çok önemli. Hani o günlerde ben ve benim gibi hani Rusya'yı, Türk-Rus ilişkilerini izleyen insanlar şey değil, aman Rusya bunu unutmaz. Rusya bunu mutlaka bir kenara yazmıştır. Bunun acısını çıkarır diye düşünüyorduk. Bu bir örnek. Yine çoğunuzun belki hatırlamayacağı başka bir örnek. Ukrayna üzerinde bir Malezya uçağının düşürülmesi. Belki daha uçağın düşürüldüğü gün, belki sadece bir gün sonrası, daha o uçağı kimin düşürdüğü belli değilken Türkiye kalktı, Rusya düşürdü dedi. Şimdi bunlar hani unutulacak şeyler değiller. Rusya açısından aktarmaya çalışıyorum. Bunu da not ettiler. Ve bu gerginlik birikmeye başladı. Bir yere doğru gidiyordu. Dürüst olmak gerekirse bu süreçte Türkiye Suriye meselesinde Rusya'ya karşı biraz daha agresif davrandı. Yani Suriye konusunda adını da vererek açıkça kamuoyunda biz sık sık açıklamalar duyduk. Türk yetkililerden, Türk yöneticilerden Rusya'yı eleştiren Suriye konusunda açıklamalar duyduk. Fakat bu süreçte Ruslar bunu çok fazla yapmadı. Hemen hemen Türkiye'nin adını vererek ya hiç açıklama yapmadılar, sadece ima yolu açıklamalarda bulundular. Ama tabii perde arkasında o gerginlik artıyordu ve 24 Nisan'da 2015 24 Nisan'da bu Çanakkale törenleri için liderler davetliydi ki Putin de bu liderlerden biriydi ama Putin Türkiye'ye yönelik tepkisini ortaya koymak için Çanakkale'ye gelmek yerine 24 Nisan'da Erivan'a gitmeye, orada soykırım anıtına çelenk koymayı tercih etti. Bu tabii ki bir mesajdı. Sonuçta bu uçak düşürüldü. Hani şey tartışmasına girmek istemiyorum. Türkiye haklı mıydı, haksız mıydı? Hani sorular gelirse hani bu konudaki görüşümü de söylerim ama ortada bir gerçek var ve bu uçak düşürüldü. Ve Rusya'dan özellikle uçağın düşürüldüğü 24 Kasım tarihinde Putin'in ağzından biz inanılmaz laflar duyduk. Hani Putin de aslında böyle çok diplomatik dile dikkat eden biri değildir aslında ama neredeyse diplomatik dili tümüyle bir kenara bırakıp böyle tırnak içinde söylüyorum böyle bıçkın delikanlı edasıyla işte Türkiye'nin ne düşmanlığı kaldı ne sırtından vurması kaldı Rusya'yı çok ağır bir tepki gösterdi. Belki de olağanüstü olması gerekenden de fazla tepki gösterdi. Neden? Biraz da kamuoyunun tadını almak. Şu nedenlerden dolayı. Birincisi, Suriye operasyonu 30 Ağustos ya da 30 Eylül şu anda karıştırıyor olabilirim. Rusya'nın kendi arka bahçesi olarak kabul ettiği eski Sovyet coğrafyası dışındaki ilk askeri operasyonuydu ve bu açıdan çok önemliydi. Ve Rusya Amerikalılardan gördüğü şekilde bu işte şova da çevirmeyi de başarmıştı. İşte Hazar'dan kalkan füzelerin Suriye'deki hedefleri nasıl vurduğunu biz televizyon başında görüyor ve Rusya vay işte bravo diyorduk. Yani o işin bir de siyasi askeri yönünün yanı sıra bir de türbinleri oynayan şov kısmı vardı ve bu uçağın düşürülmesi o şova biraz zarar verdi. Rus şovu biraz yarıda kaldı. İkincisi en başta söylediğim o Türkiye'ye bakış, Türkiye gerçekte kimdir Rusların gözüyle, Rusya yönetenlerin. Türkiye Rusya'nın gözünde eşit olmayan, Rusya'nın ikinci hatta belki de üçüncü sınıf ülke gözüyle baktığı bir ülke ve bu ülke Rusya'nın uçağını düşürüyor.
Emin olun bu uçağı Amerika'da İngiltere düşürseydi belki bu kadar büyük tepki vermeyebilirlerdi. İşin bir de psikolojik boyutu var. Rusya'nın kendisi eşit görmediği bir ülke tarafı uçağın düşürülmesi. Bir başka neden sizin söylediğiniz iç kamuoyuna ve dış kamuoyuna şu mesaj verildi. Bakın ben öyle bir ülkeyim ki, ben o kadar büyük bir ülkeyim ki uçağım tek işte saçımın teline dokunursa ben ortalığı yıkarım. Bu kadar yakın ilişki içinde olduğum Türkiye'yi bile silerim diye kendi kamuoyuna ve dış kamuoyuna da böyle bir mesaj vermeye çalıştılar. Bu uçak olayıyla ilgili hani komplo teorisi diyebileceğimiz bir konu var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Uçağın düşürülmesini Rusya'nın provoke ettiği yolunda bir görüş de vardır. Hani katılırsınız, katılmazsınız. Fakat ister provoke etmiş olsun Rusya, ister olmasın, Rusya bunu kendisi açısından çok iyi bir şekilde kullanmayı başardı. Ve yine Ruslar açısından söylüyorum, ortada şöyle bir durum vardı. Bir tarafta işte Türkiye var, yakın ilişkiler, yakın ekonomik ve enerji ilişkileri kurulmuş. Evet, Rusya bize enerji sağlıyor, biz onlara milyarlarca dolar veriyoruz ama onlar milyonlarca turist gönderiyor. Bizim orada binlerce iş adamımız, yatırımlarımız var. Yani bizim için ekmek kapısı. Rusların bakış açısını anlatıyorum. Biz bunlara bu olanakları veriyoruz, kapılarımızı açıyoruz, vizeyi kaldırıyoruz. Yani Rusya'yı ve Rusları biraz bilenler Türkiye'ye vizenin kaldırılmasının aslında çok önemli, şahsen benim o dönemde ummadığım ve beklemediğim bir gelişmeydi. Vizeyi bile kaldırıyoruz. Onlar geliyorlar Suriye'de bizim ayağımıza sürekli olarak çelme takıyorlar. Yeter. Rusların bakış açısı büyük ihtimalle buydu ve bunu da kullanmaya çalıştım. Madem sen bana bu kadar şey karşıma geçiyorsun, o zaman hani bu tırnak içinde sahte dostluğu, Suriye'den sonra ortaya çıkan sahte dostluğu biz artık burada noktayı koyalım. Uçak olayında bence Türkiye şöyle bir hata yaptı. İsmet İnönü'ye atfedilen, o gerçekten onu söylemiştir bilmiyorum ama İsmet İnönü'nün söylediği aktarılan bir cümle var. Bence Türk-Rus ilişkileri anlatması anlamında çok güzel bir laf. Demiş ki İsmet Paşa, büyük devletlerle ilişki kurmak ayıyla yatağa girmeye benzer. İşte tabii ki mecazi anlamda ama zaten hani biliyorsunuzdur Rusya'da ayı gücün sembolü, bir hakaret de içermez. Onu da parantez içinde belirtmiş olayım. Türkiye ayıyla yatağa girdiğini maalesef anlayamadı. Belki uçak düştükten sonra ancak anlayabildi. Hani Rusya gibi ülkelerle, ben şahsen Türkiye ile Rusya'nın işbirliği yapması, dostluk ilişkisi kurması gerektiğini düşünüyorum. Ama Rusya gibi ülkelere karşı da gardınızı almanız gerekir. Biz o gardı almayı başaramadık galiba. Evet, Türkiye'nin böyle bir şeyi oldu ve bedeli de çok ağır oldu uçak olayının yaşanması nedeniyle. Yine yanıldığım bir konu, itiraflara döndü. Ben bu krizin resmi adı kriz ama gerçekte Rusya'nın Türkiye'ye haddini bildirme ve cezalandırma taktiğinin, siyasetin uzun süre devam edeceğini düşünüyordum. Yani böyle yaklaşık 1-2 yıllık bir kriz dönemi olacağını düşünüyordum. Olmadı. 8 ayda bu kriz bitti. İşin enteresan tarafı krizi bitiren de, krizin bitmesi için ilk adımı atan da Ruslar oldu. Neye rağmen Ruslar oldu? O kadar ağır laflar söylemelerine, o kadar ağır suçlamalar yöneltmelerine ve hatta Putin'in çıkıp Erdoğan gitmeden Türk-Rus ilişkileri düzelmez demesine rağmen o krizden dönmek için ilk adımı atan Ruslar oldu. Ve
hani ilginizi çekiyorsa detaylara gireriz. Türkiye aslında Rusya'nın ilişkilerin düzelmesi için ileri sürdüğü koşulların bazılarını da yerine getirmedi. Bizde yanlış bir şekilde yorumlanmasına rağmen Türkiye Rusya'dan uçağı düşürdüğü için özür dilemedi. Yani siyasi bir yorum yapmıyorum, tespit yapmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanının gönderdiği mektubun Türkçesinde, Rusçasında gördüm. Ya yani gizli değil zaten, bu kamuoyuna açıklandı. Bu mektupta Rusya'dan düşürülen uçak için özür dileme yok. O mektupta düşen uçakta ölen pilotlar için özür var ama uçak için özür dilenmesi Rusya'nın koşullarından biriydi ve Türkiye bu koşulu gerçekleştirmedi. Peki o zaman ne oldu? Neden Rusya istediği koşulların da gerçekleşmemesine rağmen ve işte benim gibi bazı kişilerin 2 yıla kadar uzanabilecek bir bilinçli gerginlik dönemini neden terk etti? Bence bunun cevabı Rusya'nın Türkiye'nin dış politikada yalpalamaya başladığını görmesi, Batı ile ilişkilerinin gerginleştiğini fark etmesi ve bunu yine bir kendi dış politikası açısından bir fırsat olarak kullanmaya çalışması. Şimdi Rusya çok büyük bir ülke. Yani coğrafi anlamda işte bir ucu Japonya'da, bir ucu işte Belarus, Polonya'nın oralarda ve gerçekten eski köhnemiş bir devlet yapısı var. Ama bu köhnemiş devlet yapısıyla çelişen bir şekilde dış politikada Rusya çok kıvrak hareket edebiliyor. Ortaya çıkan fırsatları çok çabuk bir şekilde o köhnemiş devlet yapısından beklenmeyecek şekilde çok hızlı hareket edebiliyor. Çok hızlı boşlukları doldurabiliyor. Ve Ruslar da emin olun uçağın düşürülmesini unutmadılar. Kendilerine göre intikam alıncaya kadar da unutmayacaklardır. Ama o öfkelerini bir kenara bırakıp ortaya çıkan yeni durumu kendi dış politikalar açısından değerlendirmeyi arzu ettiler. O yüzden kriz devam ederken Türkiye aracılar bulmaya çalışırken Rusya ile ilişkileri düzeltmek için işte Putin Mayıs ayıydı sanıyorum 2016 Atina'da birdenbire ya aslında biz de Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz deyiverdi. Bu da o yumuşama sürecinin, el sıkışma sürecinin başlangıcı oldu. Türkiye açısından uçak olayının en önemli sonucudur, sonucu nedir diye soracak olursanız bence bunun birinci sıraya yazılması gereken sonucu Türkiye'nin artık Rusya ile en azından şu bulunduğumuz dönemde tarihin bu aşamasında Rusya ile artık eşit düzeyde ilişki kurma şansını kaybetmesi oldu. Artık Türkiye ile Rusya eşit düzeyde ilişki kurabilecek durumda değiller. Rusya biraz yukarı çıktı. Daha üst perdeden Türkiye'ye karşı konuşmaya başladı. Bakın yani gündelik basit bir örnek bu Elbap'ta yaşanan olay sırasında hani karşılıklı işte suçlamalar var. İşte koordinat verdik de vermedik de. Rusya'nın bize karşı cevabı şöyleydi. Orada Türk askerlerin olmaması gerekiyordu. Bu perdeden, bu açıklamanın tonuna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu daha üst perdeden konuşmaya başladı. Çünkü Türkiye işte Batı ile ilişkileri gerginleşmiş. İşte Türkiye'de efendim Türkiye eksen mi değiştiriyor tartışmaların yaşandığı bir dönemde Rusya Türkiye'nin bu zayıf anını ya da kararsızlığını ya da yalpalamasını kendince değerlendirmeye çalıştı. Ve bu artık eşit olmayan ilişkiyi bence biz Suriye'de görüyoruz. Krize noktayı koyan 9 Ağustos'ta Erdoğan'la Putin'in St. Petersburg'da el sıkışmasıydı. Hemen ondan sonra aynı ay içinde Fırat Kalkanı başladı. Hani hepimiz biliyoruz ki Fırat Kalkanı Rusya'nın onayı olmadan
başlayamazdı. Çünkü uçak olayının Türkiye'ye kaybettiği şeylerden biri de Suriye'de hareket alanı kalmadı. Uçaklarını uçuramaz duruma geldi o kriz döneminde. Şimdi evet bizim Suriye'de kırmızı çizgilerimiz olabilir. Evet biz orada bir güvenli bölge yaratmak istiyor olabiliriz ama Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden daha önemli olan Rusya'nın kırmızı çizgileri. Çünkü en azından 11 Şubat itibarıyla Suriye'de patron, tırnak içinde patron Rusya. Rusya'nın dediklerine uymak durumunda. Burada da kırmızı çizgiyi bence Rusya şu şekilde çiziyor. Yani sen güvenli bölgemi oluşturmak istiyorsun. İşte Kürtlerle mi savaşmak istiyorsun? IŞİD'le mi savaşmak istiyorsun? Tamam yap. Yani şuraya kadar girebilirsin. Ama Rusya'nın bence birinci koşulu şu. Sen Suriye'de ne yaparsan yap ama sen Suriye'de Esad rejimine zarar verecek bir şey yapma. Rusya'nın Türkiye'den talebi bu şekilde. Onun için zaten biz de artık Esad meselesini zaman zaman söylüyoruz. Bizim Esad'la ilgili görüşümüzde bir değişiklik yok diye ama eskisi gibi masaya yumruğumuzu vura vura Esad gitmeli demeyi biz de bıraktık. Böyle bir çerçeve çizmiş olayım. Ama gündelik olaylardan bir adım geriye çekilerek Rusya Türkiye'den ne istiyor, ne bekliyor? Genel bir soru sorayım.